var. Bak. Asırlardır suyun içinde niye çürümez? Oraya mı geleceksin ya? Düşersin de korkma, iyi bir yüzücüyüm Ahmet. Biz buranın turizme kazanmasını, turizmde tanıtılmasını, burayı hem dalış turizmine, hem kültürel turizmine, hem sanat turizmine, hem de inşaat ve mimar turizmine işin doğrusu açmak istiyoruz. Çünkü burada da bir hayatın, canlıların, insanların, medeniyetin yaşadığı bir alan olduğu için uzun zaman burada bir şehir oluşmuş. Yani biz büyüklerimizden duyduk burada şehrin, büyük şehrin olduğunu, ufak tefek bir köyün değil de büyük şehrin olduğunu. Biz de dalgıçlardan birlikte dalış yaptığımızda burada o günkü köy hayatını görebildik. Yani ocak dediğimiz, bahçemizde kullandığımız ocakların, is dumanlarının burada çok rahat bir şekilde dalışta görebildik. Evet, dalış turizmini açarsak hem ilçemiz hem ülkemiz ciddi anlamda buraya bir turist gelmezse. Bunu da gerek Turizm Bakanlığı'na, gerek Çevre Bakanlığı'na müracaatlarımız oldu. İnşallah bunlar kabul görünürse, yani bizler küçük yerel yönetimler bunları kaldıramayız. Buraya cam fenusla ve asansör sistemiyle bulunduğumuz bölgeye inip buradaki yapıyı görüp insanları buraya taşımak istiyoruz. Yani başka ülkelere baktığınız zaman işte bir gemiyi batırırlar, ondan turizm olduğunu söyler. Ama bizim asıl hedefimiz burada yaşayan bir medeniyeti de, var olan bir kültürü de gün yüzüne çıkartmak. Onun için sizler aracıyla bunları biz paylaşacağız. Ve bunun uzantısı da buradan Sivrice'ye kadar giden surlarımız var. Evler var altta, diğer dalgıçlarda. İnşallah yine bu yıl TRT'den alacağımız destekten, inşallah turizmden alacağımız destekten bu yıl buranın fotoğraflarını ve videolarını çekmeyi düşünüyoruz. İnşallah bunlar yapıldıktan sonra ciddi anlamda turist geleceğini, buraya bir akım olacağını inanıyoruz. Biz de geçen yıl Aralık ayı gibiydi, UNESCO'ya müracaatımızı yaptık. Yani UNESCO Dünya Mirası'na girilmesi için. İnşallah ilk başta yedeğinden başlayacaklar. Öyle bir girişinden sonra eğer onlar da gelip buraları incelerse ciddi anlamda buranın tarihi ve kültürel değerleri ortaya çıkmış olacak. Bundan da yine ülkemizin de ciddi anlamda katma değeri kazanmış olacağız. Ve hem burada spor yapacağız, hem tarihimizi, hem kültürümüzü, buradaki bütün yaşanmış olayları inşallah gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Şimdilik burayı amaçlarımızdan biri de, yani Türkiye'deki batık şehri, Hazar'daki batık şehri dünyanın merkezi haline getirmek. Yani burada dalış turizmi de açabilmek. Yani hem burada sporcu yetiştirmek, hem dalış yapmak, hem tarihi okumak, üçünü bir arada görmek için, yani dalışın turizm merkezi de Hazar'ın olmasını istiyoruz. Bizler çok şanslıyız ki çıkabiliyoruz. Şey, adaya geçiyoruz.